Tanıklara hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yine bir pazartesi gecesi yeni bir tanıklarda karşınızdayız. Şu ana kadar tanıklarda gerçekten her biri kendi alanında bir numara olmuş isimlerle birlikte olduk. Her hafta pazartesi geceleri yaklaşık 2 yıldır bu maratonu, bu koşuyu sürdürmeye çalışıyoruz. Çağırdığımız isimlerin bir akımın, bir olayın, bir olgunun merkezinde yer alan isimler olmasına dikkat ediyoruz. Kendi hikayelerini anlatırken aynı zamanda bize Türkiye'nin tarihini, Türkiye'nin yakın tarihini ve hikayesini anlatacak isimler davet etmeye özen gösteriyoruz. Bu bağlamda pek çok isim tanıklarda şu ana kadar seyirciyle buluştu, sizlerle buluştu. Öyle bir isim var ki eğer tanıklara çağırmasaydık, davet etmeseydik ve o da gelmeseydi gerçekten bu dizge eksik kalmış olacaktı. Bu fotoğraf eksik kalmış olacaktı. Sanatıyla olduğu kadar kendine özgü düşünceleriyle de, hayat biçimiyle de, yaşayışıyla ve kendine özgü felsefesiyle de hep gündemde değil ama hep göz önünde, hep yanı başımızda olmuş bir isim. Hepimizin en azından birkaç şarkısını paylaştığı bir isim. Erkin Koray bu gece tanıkların konuğu. Ve Erkin Koray aramızda. Hoş geldiniz. Merhaba. Erkin Bey, merhaba. Merhaba. Buyurun. Böyle mi oturayım? Evet. Pek rahat değil ama görsel açıdan iyi resim veriyor. Yani. Nasılsınız? Zaten ömrüm de o kadar rahat geçmiş değildir. Dolayısıyla rahatsız olmam. Kolay kolay. Evet, rahat geçmediğini mi düşünüyorsunuz ömrünüzün? Evet, kesinlikle. Yani benim gibi bir adamın ömrü zaten rahat geçerse o da dalgalı yakışmaz. Oysa Türkiye'de hep şöyle bir görüş vardır, özellikle halk nezdinde. Canım işte sanatçı adam, yani nihayet sazını çalıyor, şarkısını söylüyor. Ve, 2 dakika şarkı ve söylüyor. Yaşıyor yani yaşıyor. Evet. Krallar gibi yaşıyor. Yani. ama siz dalgalı ve rahatsız bir hayat sürmekte olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet her zaman. Evet her buyurun zaman. Sözünüzü evet. Bitirin. Evet estağfurullah. Cevabını vereceğim. şimdi rahatsızlık deyince tuhaf bir şekilde bana saçlarınızı çağrıştırdı bu mesele. Herhalde Türkiye'de saçtan baştan, kaştan gözden de rahatsız olmak hiç gündemden kalkmıyor. Hayatınıza ve yapıp ettiklerinize geçeceğiz ama bu saç mevzunu öne alalım istiyorum ben. Olabilir. Türkiye'de herhalde uzun saçla kamuoyu önünde arz endam eden ilk isimsiniz. Evet. Ve bayağı uzunca bir müddet yalnız başına. Evet, tek başına evet. Uzun saçlı olarak Erkin Koray göründü. Evet. Başınıza da herhalde epey şey geldi. Evet tabii. Yani biz öyle ülke olarak öyle uzun saçımızı saç falan kolay kolay. Bizi bozar ya. Evet. kolay kolay kabul etmeyiz. Kabul ettirinceye kadar yani neticede birilerinin öncü olması gerekiyordu bir işte. Bu konuda ve daha bir sürü konuda olduğu gibi bu konuda öncü ben oldum ama gerçekten bir hayli zorluk çektim. Ama ödediğiniz bir fatura da var. Özellikle sanıyorum Beyoğlu'nda başınıza bir hadise geliyor. Bir değil. Her gün. Onlardan bir tanesini duymuşsunuzdur muhtemelen. Herhalde benim duyduğum, sizin anlatacak olduğunuz da o. Bir kavga çıkmış sanıyorum. Kalabalık bir grupla kavgaya tutuşmuşsunuz. Doğru mu? Hangisi? Hangisinden bahsediyorsunuz diyeceğim çok ayıp. Aslında bu konuyu hiç istemiyorum söylemek ama neticede bir gerçektir bu da. Hmm. Yani saklasam ne olacak? Mutlaka orada bilenler var. En azından o olaya karışanlar.
biliyordur. Evet. Hangisinden bahsediyorsunuz? Bir ipucu benim verin. Benim edindiğim bilgi şöyle, istihbarat diyelim tırnak içinde. 7 kişilik bir grup ve siz 3 kişi yanınızda 2 arkadaşınızla birlikte İstiklal Caddesi'nde ve sanıyorum o 7 kişilik grupta saçlarınıza tepki gösteriyor. Bir kavga çıkıyor. Siz cüssü olarak çok iri yarı değilsiniz ama onun da istihbaratını aldık. Kavgadan alnınızın akıyla çıkmışsınız. Böyle de bilgi geldi. Yine hangisi demeyin lütfen, böyle bir şey olmuş. Peki şimdi bu konuya ilişkin madem öyle bir iki bir şey söyleyeyim. Şimdi ben özellikle bu saç uzatma konusunu falan bir barış simgesi olarak yaptım bu konuyu. Yani insanların kıyafetine göre hüküm vermeyin arkadaşlar. Hı hı. Kendi değerine göre değerlendirin. Mesajı için saç uzatıldı zaten bu dünyada da. Ama bu barış isteyen adamı toplum tamamen neredeyse savaşçı ve hatta bir iki yerde kavgacı falan da diye yazıldı, çizildi. Halbuki ben tam tersini iddia eden biriydim. Fakat ben bundan kaçamadım. Ve dolayısıyla her gün başıma gelen olaylar yüzünden ben istemeyerek bu konuda uzman oldum. Sokak kavgası uzmanı. Yani öyle beni boksör, güreşçi falan filan böyle alt edemez. Hani şimdi zaten şimdi olmuyor. Şimdi bu yaşlardan dokunmayalım diyorlar da gençlikte oluyor böyle şeyler, sataşılıyor. Yani. Ama mecbur kaldınız yani, değil mi? Kesinlikle hep kendimi savundum zaten. Yani hayatta kimsenin üstüne yürümem, medeni bir insanım. Hı-hı. Yani. Ama saç öyle. Yüzünden. Saç yüzünden evet. Çıkan, yani ya da genel hemen görünüş diyelim ona, kılık, kıyafet, saç. Şimdi evet, konuşacak çok şey var ama bir şarkıyla başlayalım istiyorum ben. Şarkı söyleyelim tabii. Şarkı söyleyelim. Yani söyleyin. Çünkü çünkü müzikçi olarak şarkı söylemek durumundayım. Yani Erkin Koray'dan buraya alacağımız kadar gelip alacağımız en iyi cevaplar yine şarkılardan oluşacak muhtemelen. Olabilir. Nasıl yapalım? Canlı. Esasen benim anlatacak çok şeyim vardır tabii. Hani ben uzun yıllar yurt dışında da dolaşmış. Hı-hı. Özellikle işte bazı konularda da memlekete bazı şeyleri ilk defa getirmiş falan bir adam elbette, olarak. Elbette onları konuşacağız. Benim tabii notlarım da var. İşte uzun seyahatleriniz, yaptığınız kendine özgü ilkler, yenilikler diyelim, onları da konuşacağız. Ama canlı bir şeyle mi başlarız yoksa canlı başlamayalım. Canlı olur değil mi? Canlı için biraz daha sonra peki yapayım. Öyle mi? Playback başlayalım. Playback başlayalım. Evet. Mesela Fesübhanallah'la başlayalım mı? Yani değil mi? Evet. Erkin Koray şarkılarının nesi diyelim? Evet. Majör şarkılarından major. Birisi. Her ne kadar fanatik rockçı kardeşlerim bu konuda bir değişik fikirleri olsa da ben onlara derim ki bu Fesübhanallah da fena şarkı değil hani. Aksine çok iyi, çok iyi bir şarkı. Ben mikrofonu söyleyeyim, getireyim siz. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Fanatik rockçılar Fesübhanallah'ı niye sevmiyorlar? Arabesk dinlemezler fanatik rockçılar onun için. Siz dinler arabesk misiniz? Diyorlar da ben bu Fesübhanallah şarkısını tam da arabesk gibi de hissetmiyorum. Hem hı, öyle olsa da olur başka da. Yani tabii ki arabesk zaten bir ritim ismidir. Yanlış kullanılıyor Türkiye'de. Ritimlerden bir ritimdir. Bir yani duygu ismi gibi yani bir sıfat gibi kullanılıyor. Halbuki bir ritim ismidir yani. O başka. O teknik yönüne girmeyecek olsak da arabesk şarkı söyleyebilirim. Yani hı, benim zaten böyle bir tutucu bir şey değilim ben. Rockçı değilim. Hı. Ben açım çok geniş. O başka da çok güzel bir eser. Ayrıca Fesübhanallah hani öyle arabesk falan da olsa veya ne olsa olsun aslında melodisinde değil olay. Orada onu bir şey söylemişiz orada. Melodi öyle çok var. Evet. Ben bazen diyorlar melodi şeyden Orta Doğu'dan hani iyi tamam yazın söz üstüne söyleyin melodinin benim olduğunu iddia etmedin ki şimdiye kadar zaten hmm, hiç bazen öyle gibi zannediyor. O melodi benim değil ama
Melodi güzel ama öyle melodi çok. Esas orada bir şey söylemişiz, bir mesaj vermişiz. Konu o. Evet. Yani dolayısıyla. Ama stadyumlara kadar girmiş bir şarkı. İlk tanıklarımızı davet ediyorum. Sayın Sezen Cumhur Önal ve Sayın Cem Karaca. Yılları beraber eskittik. Evet. Çikolata renkli günlerden geldi. Çikolata. Ama biz çikolata renkli değiliz. Şimdi renkler çok seçilmiyor herhalde. Biraz öyle bir dönem yaşıyoruz. Cem Bey, Fikret Kızılok, Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray. Evet. Dan bahsediyorsunuz. Bir dörtlü diyorsunuz. Bu o. Bir başlangıcın ki önümüzde çok doğru düz rehberler de yoktu. Yani bize yol gösteren rehberler de yoktu. Yani gidersek geriye bir Muhlis Sabahattin Bey'in Ayşe Operesi, Cemal Reşit Bey Beyefendi'nin Lüküs Hayat Operesi'nin dışında armonize, tangolar vardı ama tango zaten bizim malımız değil ya. Tango Arjantin, Made in Arjantin. Yani ama bunlar Made in Turkey, yani Türkiye malı işlerdi. Onlar vardı. Oralardan biz bir takım esintiler aldık. Benim annem bir tiyatro ve opera sanatçısıydı. Erkin'in annesi de rahmetli piyano müzisyen öğretmen olduğu için. Evet. Bir piyano annesi, öğretmeni olduğu için. Barış'ın annesi. Barış'ın annesi. Keza bir ama o Alaturka sanatçısıydı. Yani Alaturka derken burada herhangi bir istifaf ya da istiskal yok. Yok. kesinlikle olağanüstü bir saygı var. Ama oralardan biz bir takım feyizler alaraktan ve babam son derece karşı çıkmasına rağmen ben direttim işte. Söyleyeceğim bunu dedim filan. Ve ben o zamanlar İngilizce söylüyorum. Ve çatı diye sevgili İlham Gencer'in ki hocalarımdan biridir. Çok enteresandır. Benim iki tane hocam vardır. Bir tanesi İlham Gencer'dir, bir tanesi Ruhi Su'dur. Şimdi nereden nereye diyeceksiniz? Ama birinden ne söylenmesi gerektiğini, birinden de nasıl söylenmesi gerektiğini öğrendiniz. Bir gün çatıdayım. Erkin Koray'ın adını duyduğumuzluğumuz var. Şimdi biz Rumeli yakalılarla Anadolu yakalılar arasında ya böyle inceden de bir şey vardır, rekabet vardı. Rumeli yakalılar, biz geride kalırdık. Anadolu yakalılar bize basarlardı. Erkin geldi. Böyle hakim yaka bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte. Beatles evet. Falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle. Allah Allah. Çıktı. Çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim. Yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya, böyle onun kendine özgü bir yürüyüşü, tavrı, hali vardır. Çıktı, okudu. Allah Allah. Pop Melody Hop değil mi o? Pop Melody Hop. Hatırlıyor musun? Daha öyle bir dergi çıkardı, evet. Okudu ve etkilendiniz mi? Yani tabii tabii, etkilenmemek mümkün mü? Yani mükemmel bir performans ve yanılmıyorsam o ara sen Erkin'cim, Hamburg Star Kulüpten takım performansları dönmüştü, evet. Yaptıktan sonra Hamburg Star, evet. Kulüp de bu arada ıskalanmaması gerekiyor. Kurs yaptım orada. orası çünkü Beatles'ın meşhur olduğu mekandır. Şimdi Hamburg Star Kulüp gibi bir yer kapısını Erkin Koray gibi bir sanatçıya, bir Türk sanatçısına atmışsa bir kere şöyle bir şapkayı öne koyup düşünmek lazım. Yani bir takım parasal ilişkiler ya da kişisel ilişkilerle efendime söyleyeyim Paris Olimpiyada konser verebilirsiniz ama Hamburg Star Kulübü'nün
kriterleri çok farklıdır. Evet, orada çalarken adamın üstüne perdeyi de kapatırlar yani. Pat. Pat. Yapamadım pat. Tabii. Ya, evet. Sen yaramazsın. Evet. Kaç yılı aşağı yukarı? Çalarken. Kaç yılı? Çalarken ben gördüm anında. Yani. Tabii onu da gördüm. Anında. Güzel değilsen eğer yani o işin altında kal. Hop perde hadi güle güle. Tabii. Sezen Cumhur Bey. 65. İlginç bir durum var. Şimdi Cem Karaca dedi ki İngilizce bir şarkı söylüyordu ilk gördüğümde. Siz de bugünlerde ben geçen gazetede gördüm. Erovizyon'a biliyorsunuz İngilizce bir şarkı gönderiyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Kıyasıya eleştiriyordunuz. Bu sadece bir çağrışım yani altını çizip bırakıyorum. Siz ne zamandan beri tanışırsınız Erkin Koray'la? Şimdi Erkin Koray'la birlikte biz... Çikolata renkli günleri evet, biraz. O günlerden yılları müzikle beraber eskittik. Erkin'in rock dünyasına girişi, ben o dönemde Yelpaze Mecmuası var. Genç kızların en sevdiği mecmua. Kapağında böyle İtalyan resimleri falan vardı, Erkin bilir. Onun müzik sayfasında Erkin'in bol bol resimlerini yayınlıyorum ve de Barış'ın diğer arkadaşların. 50'li yılların sonunda rock'n'roll'u yakalamıştı Erkin, değil mi? Evet. O Kadıköy'de hangi... 1957 sahneye çıkışı. Orada alkışlıyoruz Erkin'i. O yıllarda ben daha müzik yazıyorum. 60'ta radyoya başlıyorum. Sevgili Cem Karaca'nın bahsettiği o şarkıları, Beatles şarkıları ilk defa ben çalıyorum. İzmir Radyosu'nda, Ankara Radyosu'nda, İstanbul Radyosu'nda programlarım var. Benden önce bir adam var, çok önemli bir adam. Rahmetli mezarına nur yağsın, nur içinde yağsın. Feyzi Evcioğlu. Evet. Müthiş zevkli bir adam. Müthiş programlar yapıyor ve böyle yani yabancı parçaları sunuyoruz. Fakat bir şey fark ettik biz de. Hani üstadın dediği gibi. Estağfurullah. Evet. Yani o dönemde bir şey fark ettik. Yabancı parçaları yabancılar gibi söylemek marifet sayılıyor. O dönemde ben aranjmanın başlangıcına imza atan iki isimden biri oldum. Yabancı parçalara söz yazdık. Niye If You Go Away? Niye Nömekitba? Türkçe olsun. Ve o akım büyüdü. Ama aranjman akımında yani yabancı parçalara Türkçe sözler yazıldığı dönemlerde, radyonun altın günlerinde, şimdi yani bir büyük bir böyle salvoyla, yani büyük bir dalga halinde Erkin Koray müziği geliyor. Barış Manço müziği geliyor. Efendim, bir de türkülerden yapılmış rahmetli Turgut Dağlar'ın, işte bizim Doruk Onatkut'un evet. Ve de Erol Büyükburç'un da dahil olduğu bir akım var. Türkülerimizden düzenlemeler yapıyorlar. Ama rock müziği deyince birkaç ben orada var. Balık tutuyordum canım. Ben seni hiç balık tutarken görmedim. Hep müzik yaparken gördüm. Orada Erkin'in yani attığı imzada müziğin kalp atışları var. Rock müziğin kalp atışları var. Muhakkak tabii. Yani orada o dönemin tek simgesi. Kim gelirse arkasından geldi yani. Ve hala devam. Ve hala. İlk isim. Evet, ilk isim. Sonra diğer dostlarımız. Evet, çok teşekkür ederim. O Eurovision dediniz de siz demin. Hakikaten bunu biri bana bir cevap verse bu konuda çok iyi olur. Nereden bulup o kişileri Eurovision'a gönderiyorlar Allah aşkına? Yani Beyoğlu'nda arasanız o kadar barda gruplar çalıyor. Bunlar gibisi yoktur. O... Özel mi seçiyorlar nedir? Vallahi acaba nereden de buluyorlar onu? Bir de benim anlamadığım bir şey var Eurovision deyince. Şimdi niçin İngilizce? Eurovision'un kurallarında her ülke kendi ana dilinde performans sergilemek yok, zorunda. Şimdi artık küreselleştik biliyorsunuz. Ha öyle mi? Tabii. Bu, her yerde yani, İngilizce mi var? Globalizasyon dedikleri tabii. Acaba. Yani yalnız savaşlarda değil. Küreselleştik. Siz muhtemelen o sırada balık tutuyordunuz. Evet canım. Bu böyle işte bu işler. Küreselleştik. O yüzden artık meramımızı İngilizce anlatıyoruz. Evet. Bir şarkı Halis Muhlis Türkçe. Yine isterseniz playback yapalım. Tabii. Ve yine müsaade ederseniz ben seçeyim. Olabilir. Rica ederim. Önce bir reklam arası. VTR'miz var. Peki. Evet. Erkin Koray hakkında söylenenler. Merak ettim. Siz Orhan Gencebay hakkında ne düşünürsünüz mesela? Bu söylediklerinin üzerine değil. Hayır. Yani her zamanki. Yani her zamanki. Ama şu bakımdan söyleyeyim. Dedi ki o da arayış içinde, ben de arayış içinde. Evet. Yani tabii. Ben de onun hakkında ne söylersin diye sorulursa
ben de onun hakkında aynı şeyi düşünüyorum. Yani Orhan Gencebay öyle kolay kolay gelmeyecek sanatçılardan biridir memleketimizde. İyi ki var. Yaptığı işi de son derece kaliteli yapan ve esaslı yapan bir sanatçıdır Orhan Gencebay. Bir de belki bilmediğiniz bir yönüdür. Onu da söyleyeyim. Biz beraber çok böyle karşılıklı çalmışlığımız vardır. Belki dışarıdan bilinmez bunlar ama biz bir araya geldiğimiz zaman ben gitarımı çalarım, o sazını çalar, öyle konuşuruz. İdik uzun zaman oluyor. Daha sonra artık hepimizin işi başından aşkın, pek son zamanlarda görüşemiyoruz isek de gönüllerimiz beraberdir. Ben de ona Orhan Baba diyeceğim. Zaten diyen de vardır muhakkak. Evet. Her ne kadar benimki kadar slogan olmuş olmasa da ben ona öyle söyleyeceğim. Belki o Orhan abi densin istiyordur ama ben onu babalar yerine koyuyorum. Sazını eline aldığı zaman iki saat çalar, dinletir de. Belki kasetlerinde bu duyulmuyordur fazla. Çıplak sazı. Öyle kasetlerde genellikle elektro çalıyor. Aldığı zaman konuşturur yani. Tam bir virtüöz. Kesinlikle. Bağlama virtüözü. Bir, bütün o sanatçı niteliğini yanında. Var memleketimizin büyük kazanımlarından bir tanesi. Evet. İyi ki var. Siz aslında klasik müziğin hakim olduğu bir evde doğup büyümüşsünüz. Bir ailede. Evet. Ama, klasik batı müziği. Klasik batı müziği ama yolunuz rock'a düşmüş. Rock müziğe düşmüş ama herhalde tam anlamıyla, genel geçer anlamıyla rock da denemez. Az önce yeniden plak kapaklarınızı izledik. Mesela Nihansın Dide'den diye bir şarkı yaptınız ve okudunuz. Evet. Ya da Kızları da Alın Askere diye bir şarkı yapıp okudunuz. Neyi hedefliyordunuz tam olarak? Yani müzikte, kültürel anlamda, müzik duruşunuzda nereye varmaya çalışıyordunuz? Evet, Nihansın Dide'deni yaparken yani o, hele o bayağı eski bir aranjmanım benim. Evet. Yani, bu şekilde de ben neticede Türk müziği konusunda kendimi uzman olarak kabul etmiyorum. Şarkıcıyım ama onun hakkını vererek söyleyenler var. Onu onlara bırakırım. Arabeski de öyle. Hakkını vererek söyleyenler var. Hakikaten hani dinlediğiniz zaman Arap mı söylüyor? Onları onlara bırakırım. Yalnız ben bir örnek kendimden veririm. Bir fikir olsun diye. Nihansın Dide'den bunlardan biridir. Tamamen Türk müziği enstrümanlarında söylenmiş bir şeyi bayağı skurak şarkısı halinde yaptık. Ve çok da hoş oldu. Öyle bir örnek verdim fakat üstünde durmuyorum bunların. Evet. Yani bir örnek veriyorum. Belki bundan birileri yararlanır. Örnek kabilinden yapılmış. Evet, bence Fesubhanallah da öyle, Şaşkın da öyle. Evet, bir tanığımızı daha davet edelim. Yani ben rockçıyım, rock gitarcısıyım. Rockçısınız, evet. Sayın Nuri Kurtçebe eğer aramızdaysa. Nuri Bey buyurun. Nuri Kurtçebe der ki, Erkin Koray 100 yılda bir ancak gelir. İkinci yüzyıl için garanti veremem. Evet, söyledim bu lafı. Sağ olsun. Yine de söylüyorum. Çok özel. Tabii 68 kuşağı. Ben Erkin abinin ismini duyduğum zaman biz kısa pantolon döneminden uzun pantolon dönemine yeni geçiyorduk. Ama diz kapağımızdan ayak bileklerimize kadar uzatırken paçaları bir baktık Erkin Baba saçları beline kadar uzatmış. Şimdi demin bu saç uzatma konusunu konuştunuz, duydum. Bu bir isyan bu. Yani savaşa karşı, savaşlara karşı 68 kuşağının tipik isyanıdır. Yani ben sizden kurulu değilim. Kurulu düzene karşı. Gayet tabii. Yani özellikle savaşlara karşı. Dünyada var olan ve hala var olmakta devam eden ne yazık ki savaşlara karşı bir simgeydi o. Söylenecek şeylerin başında şu var. Mesela Amerikan ordusunda kadın askerler yokken Erkin Baba Kızları da Alın Askere dedi.
Bu da bir öngörü tabii. Ama şarkının sonunda da kendisi tezkere alınca kızları almayın artık askerde. Biz gittiğimiz zaman yandık tabii. Doğru. O şarkıda Erkin Koray biraz oportunist davranıyor. Yani onu teslim edelim. Biraz o yüzden biz kızsız yaptık. Bencil bitiyor şarkı. Yani çok ordunun selametini falan düşündüğü yok. Kendisi tezkereyi alana kadar. Sık görüşür musunuz Nuri Bey? Çok görüşürüz tabii. Yani İstanbul'da olduğu zaman, babayı yakalayabildiğim zaman, geldiği zaman beni arar, ben onu ararım. Çok sık görüşürüz. Öyle değil mi Erkin abi? Görüşelim zaten. Görüşmemiz lazım diyorlar. Peki mesela Erkin Bey, Orhan Gencebay'la bir araya geldiğinde gitar ve saz konuşuyorlarmış. Siz karikatürle ilgileniyorsunuz. Nasıl bir ortak değil? Yok, ben de acizane gitarımla girerim. Erkin babadan müsaade alarak. Bir hatta Nuri Kurtçebe'nin bir bestesini de söylemişliğim var. Adı Tek Başına. Hı hı. Nuri Kurtçebe imzalı bir bestedir o. Çok da sevilen bir şarkım oldu. Evet, tanıklara devam ediyoruz. Erkin Koray konuğumuz. Evet, söyleşimize devam edeceğiz ama bir tanığımız daha var. Hem onu bekletmek istemiyorum hem de yanı başınızda oturmasında fayda var. Sevgili Damla'yı davet ediyorum tanıklara. Öyle mi? Evet. Erkin Koray'ın kızı ama Türkiye'nin en meşhur kızı değil mi? Doğduğu andan itibaren. Yok, hayır. Türkan Şoray'ın kızı daha meşhur. Yok ama en azından size sorulan soruların yarısı Damla Hanım'la ilgili. Mecburen ben de soracağım. Yani kamu görevi olarak ben de soracağım. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi sizinle devam edelim. İstiklal Marşı konusunda açıklamalarınız var. Zaman zaman rastladık. Evet. Ne diyorsunuz özet olarak? Bir daha tekrar edin bize. Evet. Bestesi kötüdür. Bizim zevki selimimize hitap etmez. Sadece zevk değil, anlatacağım şimdi. Buyurun, siz bitirin sözünüzü. Ne diyorsunuz özet olarak İstiklal Marşı'nın bestesi konusunda? Evet. Esasen bu kadar yaptığım girişimler biraz etkili oldu gibi. Şimdi böyle bir hissediyorum gibi ama söyleyeyim. Yani eksik bulduğum taraflarını. Evet. Bir defa beste son derece kötü. Melodi güzel olabilir. Melodi çok hoş da. Konsepte uygun değil. Yani yabancı bir kelime kullandım. O konuma uygun değil. İstiklal Marşı herkesin, şarkı söyleyebilen veya söyleyemeyen herkesin söyleyebilmesi gerekecek şekilde yazılmalı beste. Sokakta gezen herkes söyleyebilmeli, sokakta giden. 60 milyon kişi söyleyebilmeli. Bu öyle bir yazılmış ki neredeyse iyi bir şarkıcı bile altından kalkması zor. Yani öyle, kimse söylemesin diye yazılmış gibi bir müzik olarak. Neredeyse öyle. Yani ben şimdi neticede müzik konusunda uzman bir kişi olduğum için bunu teknik yönünü söylüyorum. Bu belki dışarıda mecliste bilinmeyebilir bu tarafı. Kulaklarına hoş gelmiştir. Onaylamışlardır. Hakları var. Fakat teknik yönden yanlış. Çünkü dikkat edilirse diğer ülkelerin marşları çalınıyor falan. Dikkat edilirse demeyeyim, bu teknik yönü işim bu. Onlar yani bir müzik adamı gözüyle baktığınızda. Küçük bir şey içinde yazılmıştır. Dar bir çerçeve içinde yazılmıştır ki herkes söyleyebilsin. Bizim İstiklal Marşımızı kimse söyleyemediği için bir curcunadır gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor çünkü vatandaş bunu söyleyemez. Teknik olarak yani bir oktav alttan, bir buçuk oktav yukarıya falan filan, bunlar iyi bir şarkıcı bile zorlanır bu işte. Dolayısıyla melodi yanlıştır. Hani ben şahsen talibim, güzel bir melodi yazabilirim ama yani o yani kadar. Yani görev verilirse mi yazarım? Kesinlikle görev verilirse güzel bir melodi yazarım buna. Hem de şey etmeden, hani eski melodiye yaklaştırarak, vatandaşın kulağını zorlamadan. Eski melodiye yakın ama o türlü zorlukları ortadan kaldırarak böyle bir aşağı bir yukarı falan gibi. Daha böyle, daha yumuşak bir. Lan bu yapamaz yani vatandaş. Onun için. Hiç çalıştınız mı üzerinde yoksa görev verilirse? Var, evet, hazır. Hazır da duruyor. Görev verilirse notayı koyacağım. Ha, yani hazır. Hazır. Beste yapılmış. Evet. Hiç seslendirdiniz mi? Hayır, ya da okudunuz mu? Ama bir kere öyle deneyebilirim. Bazı şeylerden çekiniyorum. Acaba yanlış mı anlaşılır? Hani İstiklal Marşı peki, Kur'an-ı Kerim değil ki. Elbette yani. Tabu olmamalı elbette. Yani düzeltilebilmeli. Peki deneyelim mi Erkin Bey?
Yok, burada denemeyelim. Denemeyelim yani. Hayır, burada denemeyelim. Esaslı bir şekilde ben onu müziğinle falan beraber size getirebilirim ama. Öyle mi? Evet. Tamam, tabii o ki. Zaman alacak hanemize yazalım. Tabii ki. Tabii, bir de yanlış olan diğer tarafı da uygulamada bir yanlışlık oluyor. Başka türlü bir uygulamada. Ritmini çok hızlı yapıyorlar. Hani sanıyorum ki şu gerekçeyle hani cenaze marşı gibi olmasın işte ağır ağır hani biz Türkler. O öyle oturmuş o. Mesela şey bitiriyor, bando bitiriyor. Vatandaş arkadan bitiriyor. Niye? Çünkü vatandaşın içinden gelen o. Korkmasın bu... Bunun ağır olmasında bir şey, bir zülbi taraf yok yani. Ağır olsun. Ha. Ama okunabilir olsun. Tabii. Öyle çalınsa, ağır ritimde çalınsa ki son zamanlarda duymaya başladım. Muhtemelen bu sözüme kulak vermişlerdir. İyi de olur yani bu sözüme kulak verilirse ki hep beraber söyleyebilelim. Daha sonra Mehter Marşı'nı da hızlandırdılar mesela. Şimdi neymiş işte Türkler... Şimdi bu güzelliği ortadan kaldırmamak lazım. Hı hı. İki ileri bir geri. Ne var bunda? Biz yani ülkece iki ileri bir geri mi adım atıyoruz demek? Güzel bir yürüyüş. Kimsede de yok dünya üzerinde. Güzel bir şey. Çok özel bir şey. Tabii çok özel bir şey. Bunu hem ritmini hızlandırdılar. Zavallılar koşar gibi şimdi öyle gidiyorlar. Hem de söylemekte zorluk. O ağır ağır gidecek. Türkler öyle gelmişler. Ağır ağır gelmişler. Bırakalım bunlar. Yani... Bir amiyane tabiriyle raconu neyse o ona göre ya. Evet kesinlikle. Herhalde, o gerekiyor. Bu böyle daha güzel. Yani böyle düşünmemek lazım. Ama işte Türkler iki ileri gidiyor bir geri mi gidiyor? Hayır. Geri gidiyorsak zaten o ileri de gitsen adımlar o belli olur. Veya ileriye gidiyorsak. Hiç olmazsa bir tanesi bize kalıyor iki ileri bir geriden. Yani Damla siz neler yapıyorsunuz şu anda? Genel olarak. Genel olarak. Konserler var. Müzikle uğraşıyorsunuz siz de. Ben bas gitarım var ama uğraşıyorum diyemem açıkçası. Konserlerde nasıl bir görev alıyorsunuz? Yemek yapıyor evde. Öyle mi? Ya, tabii. Şimdi, konserlerde her şimdi şey mesele şu. Erkin Koray kızını okula göndermiyor. Göndermedi. Diplomamız var ama şu anda bizim. Nasıl aldınız onu dışarıdan? Yani, açık öğretimde devam ediyorum artık. Keşke. Üniversitede okuyorsunuz. Getirseydim. Biz... Evet, aklıma gelmedi. Ha, diplomayı ya, İbrahim. Diplomamız var tabii tabii. Yani bir kağıt isteni dava o değil. Kağıt var. Tabii ki mezun oldu. Hı-hı. Ben onu ayrıca kem gözlere de bırakmam o açığı tabii ki. Ha, yani öyle yakalama onu bırakmam. Muhakkak ki yani böyle bir şey yapan adam muhakkak onu hazırlığı yapmıştır da. Dava kağıt değil. Kağıt almak kolay. Başka şekillerde de alınır. Dava esaslı bir adam yetiştirmek istedi. Ama bunda başarılı oldum mu olamadım mı öyle bir fazla bir iddiam yok da. Ne yaptınız bir tam olarak? Bunu biraz konuşalım. Yani üzerinde bir deneme yaptık işte. Yani okula göndermediniz. Ben okuttum ama. Kitapları ama evde var. Özel ders mi? Evet, siz mi ilgilendiniz? Hocalarım oldu. Nasıl şimdi yaptınız? Şimdi bak ilkokul çocuğuna birinci sayfa açıyorsunuz. Padişah üç oğlunun boynunu şimdi boynunu vurdurmuş. Şimdi çocuk soracak, ben ilk önce kitaplarına bakıyorum. Ne diyeceğim? Ben bu boyun falan dehşet. Küçücük bir çocuğun yani. Veya mesela bir şey var, atasözü var. İtiyan sopayı al eline diye bir atasözü var. Hani bunu yazmışlar da. Evet. Onun için dile getirebilirim. Güzel Türkçemizin atasözlerinden birisi. Evet. Ama bir resim altında. Nasreddin Hoca gibi kavuklu bir adam elinde sopa köpeği kovalıyor. E şimdi ben çocuğuma hayvan sevgisi aşılamak istiyorum. Kitabı bir açıyor, elinde sopayla. Halbuki o onu demek istemiyor ki. Yani itiyan sopayı al eline, yani hayvanları kovalayın değil mi? Saçma sapan bir resim. E o sayfayı yırt, bu sayfayı yırt derken bakıyorum kitapta sayfa kalmıyor. Kitap dolayısıyla bitiyor. O kitap iptal. Yani böyle bir şeylerden korumak için şey ettim. Yalnız bazı şeyleri kötü yaptım. Ne kötü yaptım? Mesela hiç kötülükleri göstermedim. Hep ben önüne geçtim kötülüklerin. Damla göremedi. Şimdi neredeyse sokakta tek başıma yürüyemeyecek haldeyim anlayacağım. Yani bu yanı hep kötü baba. Halbuki yaptım bir yandan da söyledim ama kendisine yani Damla dikkat et. Bu dünya benim sana gösterdiğim gibi değil. Bu dünya acımasızdır dedim ama acımasız ama yaşamadan olmuyor. Göstertmedim. Orada bir kötü bir durum oldu. Gerçekten sokakta herkes geçiyor, Damla karşıdan karşıya geçemiyor yani. Şu anda öyle. Şu anda öyle, maalesef. Damla'dan dinleyelim. Evet.
Ona sordunuz, ben anlattım. Estağfurullah. İyi oldu, iyi. Okula gitmeyen bir çocuktunuz. Evet. Ve halihazırda karşıdan karşıya geçemiyorsunuz. Evet. İyi mi oldu, kötü? Mesela arkadaş meselesini nasıl çözdünüz? Şöyle, yani arkadaşların okulun, pek çoğu okulda edinilir değil mi? Evet, yani tabii. Okulun sosyal açığını ben konserlerde kapatıyorum gibi. Yani o sosyallik ihtiyacı evet, orada doğuyor. Peki kanuni olarak bir zorluk olmadı mı? Erkin Koray, niye sen efendim kızını okula ama göndermiyorsun? Ben onun hepsinin hazırlığını yaptım. Soran olmadı. Yani niye soran olmadı? Neticede karakoldaki polis arkadaş da gelmiyor böyle bir konuda almak için Erkin abisini yani. Yani Erkin abi işi gelmiyor tabii. Yani ben de olsam şey ben de gitmem. Türkiye'de... Ben de memur olsam bana deseler git yakala şu adamı, şey etmiyor. Çocuğunu göndermiyor kadar ben de gitmem. İyi ediyor diyor. Yani şahsen. Muhtemelen iyi ki göndermiyor. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de okula gitmemiş olan tek ben değilim ki. Tek gibi gösteriliyorum ama öyle değil. Yani herhangi bir sebepten okula gidemeyen... Tek olmayabilirsin ama durum itibariyle herhalde tek görmüyorsun. Özellikle evet, gönderilmeyen şey tektir herhalde ama... Babanız nasıl birisi? Yani ders saatleri de dahil birlikte yaşadınız 20 yıllık bir süreci. Ders saatleri diye bir şey olmadı bir kere onu neyse söyleyeyim. Neyse işte yani doğal, o atasözlerini falan öğretirken bile bir aradaydınız. Nasıl bir adam Erkin Koray? Nasıl bir adam? Evde soruyorsunuz. Evde, sokakta, konser. Evde genelde herkesin kendi alemi oluyor. O kendi işlerine bakıyor. Ben kendi işlerime bakıyorum. Mutfağa sokmuyorum. Çünkü mutfağa girmem dediği yemek yapma anlamında girmiyor ama aslında mutfaktan çıkmıyor gibi bir durum var. Her niye, bir şey karışma amaçlı devamlı mutfakta. Ondan sonra... Karışırım. Mutfağa girdim mi karışırım. Hiç dayanamam. Yemek yapmak için girmiyor ama... Onun için sokmuyor. Evet. Size mutfak yasak. Çık 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 diyor beni görüyor. Çık çık. Öyle, onun dışında zaten çoğu zamanımız beraber dışarıda iş peşinde koşturmakla geçiyor. Evde çok oyalanmıyoruz. Yemek yapmaktan hiç anlamam. Çok büyük bir eksikliğim benim. Yalnız kaldığım zaman perişan oluyorum. Mutlaka lokantadan yemem gerekiyor. Yumurta kırmasını bilmem. Sakarımdır da yani. Bir tabağı içeriye taşıyıncaya kadar mutlaka bir evet, şey olur. O konuda hocalık yapmadınız anlaşılıyor. Siz nasıl öğrendiniz? Kitaplardan, sorup soruşturarak, televizyonlardan. Evet. Bir de tabii yemek yapmak için ne lazım? Kabiliyet, biraz zeka, biraz tecrübe. 8 yaşından beri yaptığım için de artık hepsi var. Evet. Bende. Damla çok teşekkür ederim. Teşekkür. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarında, hayatında inşallah bu ağız tadınız devam eder. Sağ olun. Bir şarkı daha dinleyelim sizden. Canlıyı ne zamana bırakıyoruz? Ne zaman çalayım? Şimdi yapalım evet, mı artık canlının herhalde? Bir canlı çalalım. Geldi. Lütfen. Yani bence aletleri, vanetleri buraya kadar. Hepsi de burada. Evet, teşekkür ederiz. Güzel bir gezinti oldu. İki tanığımızı daha davet edeceğim ben. Cemil Özeren ve Ahmet Güvenç bizlerle. Erkin Koray'ın hemen ellerine sarıldınız bakıyorum. Hep böyle mi yaparsınız? Hep öyle yaparım, her gördüğümde. Cem abi, Erkin abi, Ahmet abi. Onlar abilerim benim. Halbuki rockerlar için neler söylerler değil mi? İşte saçları uzun, gözlük takıyorlar bilmem ne falan diye. Ben o yüzden saçım başımı gayet yoldum işte. Evet. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, sağ olun. Siz daha eski tanışıyorsunuz Cemil Bey'den evet, değil mi? Erkin Koray'la. Biz Erkin'den... Ne kadar oldu? En küçükleri benim. Bizim canım, çok oldu Erkin'le. Yani benim işte grup Bunalım diye böyle yarı amatör diyebileceğimiz bir gruptan sonra ben asıl çalmaya, hı hı, Erkin Koray'la başladım. Yani bugün bir yere gelebildiysem onda Erkin'in inanılmaz etkisi vardır. Güzel. Beni hep doğru yönlendirmiştir. Bir de o zamanki prova sistemimizle zaten gelişmemek mümkün değildi. Barış'ın basçısı zannederler ama değildir. Doğru. Doğru. Ben bugün öğrendim mesela. Yani Barış, yani rahmetli Barış Manço'dan önce. Tabii önce. Ben tabii her şey. Şimdi ben yurt dışına gidince Ahmet Erkin ile beraber zaten o eğilimde olan bir, bence Türkiye'nin en iyi basçısı Ahmet'tir. Yani muhakkak ki çok iyi bas çalan arkadaşlarımız var. Onlar bu konudan yanlış anlamasınlar. Ama benim beğendiğim tarzıyla, stiliyle Ahmet'tir. Ben sonra yurt dışına çıkınca
Erkin'den sonra ne diye, nereye gidilir, olsa olsa barış olur demiştir muhtemelen. Barışma Erkin abinin demiştir. Lafını kesin. Ben Ahmet abiden öğrendim. Ben mesela normalde basçıyım. Herkes gitar çaldığımı zannediyor. Fakat ben Ahmet abinin ellerine bakardım küçükken. Her konserine giderdim. Ahmet abi nerede bir konser varsa peşinden koşardım. Ciddi boyutta. Bu şaka değil. Teşekkür ederim. Bu vallahi doğru. Ve ellerine bakardım. Ahmet Güvenç ekol. Ellerine bakardım ve bas gitar çalmayı oradan öğrendim. Şimdi az önce söz arasında bir tanıdığı dedi ki Erkin Koray için kendisine bile kıyak yapmaz. Herhalde çalışma ortamında çok geçerli bu. Yapmayacağı bu konuda... gibi senelerce beraber çalıştığımız için bizim biraz Erkin'le karakterlerimiz de benzemiştir. Çok anlaşırız o konuda, yani disipline olmak konusunda. Yani dediğim gibi hakikaten o günlerde biz yani uyumak dışında çalardık. Ve o zaman da Türkiye'ye göre çok avantgard şeyler yapmışızdır yani. Mesela Akasyalar Gazinosu'nda 71 yılında Lokomotif Bread çalmak gibi. Evet. Değil mi? İşimize de son vermişlerdi dolayısıyla. Böyle şeyler olmuş. Gazino'da çalıyoruz. Gazino repertuarı bellidir. İşte kızlar da al maskeleyle başlıyoruz. Çiçek daha falan filan. O zamanlar işte böyle anma arkadaş şarkılar falan. Ben bir gün dedim ki çocuklar dedim şurada bir sürpriz yapalım. Sırf İngilizce parça çalalım dedim. Bu programda bakalım ne yapacaklar. Cedir Tavsiye. Tabii tabii. Biz tamamını İngilizce saçını başı. Kovuldunuz mu? Tabii. Yani yapılmaması gereken bir hareketti belki gazino için. Öyle oldu ama çoğu zaman mesela o kovulma, güzel kovulma, çoğu zaman kovuldu diye yazarlar. Benim için öyle bir iki şey okudum. Aslında ben bırakmışımdır yani. Yani kovulmadım, istifa ettim diyorsunuz. Yok, benim bıraktığım öyle şey güçlerini koyarak ortaya kovduk falan demişlerdir ama ben burada beni daha çaldırabilecek olan bir delikanlı varsa şu andan itibaren çaldırsın bakalım diyerek ayrılmışımdır yani gazinodan. O kovduk gibi şey etmiştir falan, onlar da var yani. Şimdi bu bir tarafı, bir tarafı da şöyle, bu da çok enteresan. Şimdi işte devamlı albüm çalışmaları yapılıyor falan, Fesübhanallah yapılmış, acayip de tutmuş. Çok beğeniliyor. Her yerden konser teklifleri geliyor. Bu sefer de Erkin dedik, Ahmet ben sıkıldım. Hadi gel Hollanda'ya gidelim. Biz Hollanda'ya gittik. Yani buradaki çok iyi şartları da bırakıp bu sefer Hollanda'da başka bir şey yapmaya niye gittik. Yani niye çekiyor? Onu yapmak gerekiyordu benim çünkü. Benim garipliklerim. Şimdi o anı bekler her sanatçı. Hayatında bir şeyler oluşturur. O an gelir. Artık her taraftan teklif yayıyordu. Şarkı patlar. Şarkı patlar. Tabii her taraftan mi? Da... uygun ortam sağlamışsa onun hasılatı toplanır. Konserler, turneler, teklifler yağarken... Hadi Ahmet biz Hollanda'ya gidelim. Hollanda'ya gittik evet. Tabii bir yönden, o yönden zararı dokunmuştur da... para sordukları zaman siz sormadınız. Ama çok soruluyor. Soracağım para. Ama var onu. Öyle mi? Yeri gelmişken sorayım. Nasıl durumunuz? Para var misiniz? Mı diyorsun? Para var para mı? Yok. Para yok. Yok. Rakçıda para olmaz. Olacağı da yok. Rakçıda para olmaz. Görünen o ki olacağı da yok. Şarkı patladığında Hollanda'ya giderseniz olmaz tabii. Olmaz tabii. Değil mi yani? Evet. Yani. Onun peşinden bir de film yapacaktınız falan böyle. Tabii tabii. Bir esas kızla falan birlikte. Tabii tabii. Para olacaktı. Tabii tabii muhakkak yani o işlerin neticesi o olması lazım da. Bunlar belki de ondan kaçtınız. Tuhaflıklarım. 71'de mi Cemil Bey size geleceğim? Seyahat konusu açılmışken soruyorum. 71'de mi gittiniz bu Hindistan falan bir seyahatiniz ben, var? 5 yıl mı sürüyor yanılmıyorsam? 65'te bir gittim. 71'de gittim. 71'de şeye gittim. Paris ve Cannes Festivali'ne gittim. John Lennon'ı görmeye gittim oraya. Yani eski arkadaşımdır falan diye bir şey yok da onu o şeyi, o kişiyi görmek istedim ve de öyle bir sevgili Arda Uskan'la beraber öyle bir seyahatimiz var. Ondan sonra ben sık sık yurt dışına çıkıyorum. Devamlı olarak 74-84 arası 10 sene yurt dışında kaldım. O, nerede kaldınız? O büyük bir ara oldu tabii. Nerede kaldınız? Geldiğimde artık bayağı bir şeyler uzaklaşmıştı. Neredeydiniz o sırada? Çok gezdim çok. Yani Hollanda, Belçika, Kanada değil mi bildiğim kadarıyla? Tabii, Almanya. Tabii. Almanya, Hollanda, Kanada. Kanada'da kaldım en son bir sene işte. Damla da orada doğdu falan. Ben Avustralya'da
Belki konser vesilesiyle gittik ama orada bir 20-25 gün kalmışlığım var. Cemil Bey, sizin kuşak için ne ifade ediyor Erkin Koray? Sizin için ne ifade ediyor? Benim için müziğe başlama nedeni. Türkiye'de 3 kişi var benim müziğe başlama nedeni. 1. Erkin Koray, 2. Cem Karaca, 3. Barış Manço, rahmetli. Ve gerçekten onları dinleyerek büyüdüm ben. Onun dışında kimseyi dinlediğimde hatırlamıyorum. İşte eskileri dinledim, ne bileyim Deep Purple dinlerdik biz, Uriah'ı. Hala Iron Maiden dinliyorum ben gerçi. Fakat Türkiye'de hala dinlediğim iki kişi varsa rahmetli Barış Manço gittikten sonra işte Erkin abi bir de Cem Karaca'dır. Onun dışında ben hala Türkiye'de doğru düz bir şey pek dinlemiyorum. Müziğe başlama sebebi. Benim müziğe başlama zaten nedenim ve yani hala onun gibi olmayı ben çok düşlerdim. Ve evde böyle rahmetli annem mesela gelirdi bana. Ne yapıyorsun? Erkin Koray gibi yapıyorum diyordum böyle ufacığım. Şey metreler olur hani bir tahta metreler vardır bilirsiniz. Evet. Onlarla ben kendi kendime gitar yapıyordum işte. Yani büyüyünce Erkin Koray olacağım diyen bir tipsin. Evet onun. Ben onun gibi. Ya da Barış Manço ya da Cem Karaca ama Erkin abi ne bileyim biraz önce Ahmet abiyle konuşuyorduk içeride. Ya bu nasıl bir laftır diye. Yosun tuttu gözlerim. Biraz düşünmek lazım. Biraz düşünmek yani lazım. Biraz düşünmek lazım bazı şeyleri. Evet. Yani yosun tuttu. Sizin kuşakta var mı böyle paranın ucu göründüğü zaman Hollanda'ya kaçanlar falan? Vallahi ben onları hiç bilmiyorum. Biz rakçıyız bilmiyorum. Ben onu benden başka kimseye bırakmam o acayiplikleri. Ben ne bileyim yani Türkiye dışında bir yer hiç düşünmedim hayatımda yani. Ne bileyim ben yurt dışında rahatsız olan biriyim. Mesela biz turneye gideriz işte bir ay iki ara Avrupa'da kalırız. Ben otelden dışarı çıkmam, yanımda PlayStation götürüp oyun oynarım. Çok teşekkür ederim her ikinize de katkılarınızdan dolayı. Sizi alıyoruz. Teşekkür. Bir, sağ olun. Bir. Teşekkür ederim. Tekrar öpüyorum. Sağ ol canım. Hoş geldin. Biliyor musun? Evet, tanıklar devam ediyor. Şaşkın da çok karakteristik bir şarkınız, değil mi? O da patlayan şarkılardan biri herhalde. Yani artık ne zaman yaptınız klasikler arasına klasiklerden girdiler gibi şaşkın. Fesübhanallah. Estarabim de öyle herhalde. Estarabim keza öyle. Ne zaman yaptınız? Kaç yıllık bir şarkı? 1974. 74, yani 30 yıllık bir mazisi var. Evet. Evet, Vecdi Yüzalan ve Fırat Parlak'ı davet ediyorum. Son tanıklarımız. Vecdi Bey, Objektif Rock grubunun solisti. Evet. Doğru söylüyorum. Doğrudur. Ve Fırat Parlak, yardımcılığını yaptınız. Halen yapıyor musunuz Erkin Koray? Hayır, iki yıldır konser değil ama organizasyonlarında nereye görev aldınız. Gitse baba takip ediyorum, evet. Evet. Hangisiyle başlayalım Erkin Bey? Nasıl isterseniz. İkisi de hangisinden farklı yakışıklı. Şu... Az önce konuştuğumuz konuya Fırat Bey bir açıklık getirebilir. Konser organizasyonlarında filan rol almış. Evet. Ayrıca elektronikten de çok iyi anlayan bir arkadaşım olduğu için bir kardeşimliyim tabii yani. Genellikle bizimle beraber olur. Bir de ayrıca çalışma yönü haricinde de birbirimizi severiz. Ben onu çok severim yani en azından. İyi mukayen. Sağ ol. Konserler parayı bulacak tarzda yapılmıyordu herhalde, değil yok, mi? Yok, zaten birinci şart Erkin Koray'dan kimse zarar ettim demesin. Birinci şartı bu babanın. Yani kiminle konuşuyorsak çıkarken müesseseden kimse Erkin Koray'dan zarar ettim demesin der kendisi. Ona göre organizasyonu yaparız. Ne demek bu Erkin Bey? Yani ben yaptığım anlaşmaları öyle bir yapıyorum ki karşı tarafın zarar etmemesini temin edecek bir şekilde yapıyorum. Yani bütün hani avantajları öyle bedavada değil, evet. Gitmem. Hayır ama karşı taraf her zaman benden kazanır yani. Benimle konser yapan herkes kazanır. Çünkü onu ben temin ederim ona herhangi bir şekilde. Zarar ettiği zaman karşıdaki insan neticede bir para kazanmak için yapıyor. Bundan zarar görmüş demektir adı da üzerinde. Hem de keyfiyle kaçar bu işin ve bir dahaki sefere de istemeyebilir de hani zarar etti. Dolayısıyla beni bir çağıran 5 defa daha çağırır aynı yere. Allah yani zarar boş konser kastası. Zaten hiç görmedik bugüne evet, kadar tarih olarak da. O başka konserler gerçekten mesela dün full Moda'da İstanbul Kadıköy'de bir konser vardı. Tamamen bilet bitmişti yani. Dün çok, değil mi? Dün de evet yaptınız. Çok hoş bir konserdi de üstte. Konserde. Bir telefonumuz var. İyi geceler, hoş geldiniz tanıklara.
Sayın Seyyal Taner. Heh, ne güzel. Merhaba. Merhaba. Ben o kadar heyecanlıyım ki aslında orada olmayı çok isterdim. Neden haber vermediğini de anlamış değilim. Büyük... Alo. Alo, dinliyoruz sizi, evet. Evet, Erkin Baba. Esasen bu organizasyon benim tarafımdan yapılmış olmadığı için evet, yani kadro tespitine ben karışmadım. Bütün sorumluluk bizim Seyyal Hanım. Evet. Sehven olmuş bir hadise. Çünkü öyle bir hata hayatta olmaz. Çünkü bizim çok önemli bağlarımız vardır Erkin Baba'yla. Herhalde ilk düşünce insan ben olurdum mutlaka. Sağ olun. Benim çok önemli müzik tarihimde yeri olan en önemli müzisyendir. Benim de ilki edindiğim bir müzisyendir. İlk profesyonel şarkı söylemeye başladığım zaman, ilk defa bir Türkçe şarkı söylemek zorunda kaldığımda seçtiğim şarkı biraz evvel Erkin Baba'nın çok önemli bir hitiydi, Şaşkın. Evet, biraz evvel seslendirdiği şarkı. Benim için çok tarihsel bir önemi vardır tabii ki. Artı Erkin Baba'dan da çok önemli şarkı sözleri ve besteler, sözler almışımdır ve bunları hiçbir zaman yerine getiremediğim için çok üzgünüm. O kadar güzel şarkılarını bana söylemem için vermişti ki ama biz bir türlü beceremedik galiba. Ama şimdi artık bu saatten sonra kuyruğuna yapışacağım onun. Benim en büyük idealim onunla birlikte bir konserde paylaşmak, sahneyi paylaşmak. Ya çok memnun olurum. O benim yakışırsın. O benim canım, o benim. Sahne. Konser teklifi aldınız yani bu gece. Yok, aldınız. Yakışır Seyyal. Yani. Çünkü aynı fikre, aynı mentaliteye, aynı kültüre bağlı, göbek bağlarımız öyle bir yerden bağlı. Dolayısıyla evet, çok uygun düşer diye düşündüğüm bir büyüğüm tabii ki. Seyyal Hanım çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum, sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Vecdi Bey, 13 yıldır mı tanışıyorsunuz? 14 sene birebir tanışma. Ama tabii 6 yaşından beri de babanın sürekli peşindeyiz bir şekilde. Hem müzikal ne anlamda. Ne yapıyorsunuz peşinde? Ben gitar çalmaya Erkin abi sayesinde başlarım sayılır. Besteleri yaparken mutlaka esintiler olmuştur yılların içinde. Hem Cem abi olsun hem Erkin abi olsun, ikisinden de. Şimdi işin ilginç tarafı, ilk programa başlarken Erkin abinin 7 kişiyi nasıl sakladığını falan anlattınız. Halbuki onunla beraber yaşayanlar, bizler öyle biraz yaşıyoruz. Onun bir çocuk sevmesini, 2-3 yaşında çocuk gördüğü zaman böyle agıgıcık falan böyle hareketler. Kedi sevmesini falan. Ama zaten falan, öyle adamlar sever çocuk. Evet. Bir yani kedi sevmesini falan görseniz. 7 kişi yaklamasaydı yani... o kadar sevemezdi herhalde. Evet, Erkin abi çok humanist bir insandır aynı zamanda. Ama o tevatür doğru. Yani tabii. Evet. O anlattığım doğrudur. Ayrıca kendisinin şu anda tahmin ediyorum, yaşı söyleyelim mi Erkin abi? Tabii. 62 değil mi? Tabii, 61, 62. 62'ye geliyor. Teknoloji o kadar yakın kendisi. İnternette sürekli yeni çıkan teknik ekipmanları takip edip, hatta kafasına eski zamanda uçağa atlayıp gidip Almanya'da birebir görüp deneyip alıp gelen bir insan olduğunu ben söylemek istiyorum. Yani yeni gençliğe örnek olsun diye. Sahneye çıktığı zaman o tek başına konseri veriyor ama piyanoyu çok iyi bir şekilde çaldığı için, altyapıyı çok iyi bir şekilde yazdığı için ve gitarları, vokalde çok iyi bir şekilde yaptığı için bu işi becerebilen insanlardan birisi. Buna teknoloji çok yakın olduğu için yapabiliyor. Evet, bu evet, şekilde birlikte bir takım konserleri de inşallah ileride İnşallah yapabilirsek evet, çıkacağız. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Sizi uğurluyorum mecburen. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tanıklara devam edeceğiz. Konuğumuz Erkin Koray. Az sonra tekrar birlikteyiz. Evet, tanıklarda tekrar birlikteyiz. Erkin Koray'la birlikteyiz. Yaklaşık
1,5 saatlik bir süredir şarkılarla, söyleşiyle devam ediyoruz. İnşallah vatandaşı bunaltmadık. Estağfurullah. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz tanıklara, iyi geceler. Alo. Merhabalar. Sayın Okay Temiz hatta. Öyle merhaba, mi? Merhaba. Ne güzel. Nasılsınız Okay Bey? Merhaba Okay. Erkincim selamlar. Sağ ol. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Gelemedim, kusura bakma. Benim atölyem var. Biliyorsun 7 saatlere kadar ritim atölyesi var. Evet. Onunla meşgulüm, anca talebeler çıkıyor. Tabii ki olabilir. Benim eve gelmem bu saatleri buluyor. Ama seni seyrediyorum şimdi karşınızda. Telefonla orada olsa. Teşekkür ederim. Katılmayı isterim. Teşekkür Hı-hı. ederim. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Konserlere devam. Evet. Öyle de gidecek galiba. Okay Bey neredesiniz şimdi? Ben evdeyim. İstanbul'dasınız yani. İstanbul'da. Evet. Burada yaşıyorum. Erkin Koray ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Hemen onları alalım. Vallahi eski, çok eski dostum Erkin. Bir anımı söyleyeyim. Hı-hı. Bilmiyorum, senesini tam bilmiyorum Erkin. Kaç senesiydi? 70'lerdeydi galiba. Beraber bir çalışmalara başlamıştık. Bu Türk sondajları, folklörden. Sende sazlar vardı, evinde şeyde bir ev vardı galiba, gazeteci gazetesinde mi, nerede? Evet. İstanbul Plak diye bir plakçımız da vardı. Onun teşvikiyle o bayağı şey istedi bizim yapmamızı bu. İlk denemeler yani. Biz İsmetrar'la başka bir yerde denemeler yaparken senle de başladık bu Türk sondajına. Ama benim bu İsveç'e gidiş gelişim buna mani oldu. Nasıl? Devamlı değildi maalesef, yapamadık. Yurt dışına gidiş gelişim evet, mani oldu evet, diyor. Evet. Yurt dışında İsveç'e gidip geliyorum tabii. Biliyorsun. Evet tabii. Muhakkak. Öyle yarım kaldı o ilk başladığımız, o ilk başlamalardı aslında. Evet. Estarabim'de de sevgili Okay'ın öyle aletleri mi? Var. Yani kendisi evet. bizzat. Evet. Öyle şey geldi yani. Gönüllü olarak. Hı hı. O da çok değerli bir hareket. Katkıda bulundu. Şey yani. Okay Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum size. İyi geceler. Çok ben teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Bol saat diliyorum Erkin Koray'a. Teşekkür ederim. Ve bütün müzisyenlere de onun gibi dinç kalmasını diliyorum. Erkin'in çok şeysi vardır, mücadelesi vardır. İstanbul'u Beyoğlu'nu düzeltme açısından, onu bilmiyorum bahsetti mi daha evvelden. Beyoğlu'nu düzeltme girişimlerinden bahsettim. Yani o da başka yer bulamamışım, gitmişim Beyoğlu'na. Evet, Okay Bey çok teşekkürler, iyi geceler teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol Okay. Sağ ol. Evet, yavaş yavaş artık söyleşimizin sonuna geliyoruz. Ne yapacaksınız bundan sonra? Orhan Gencebay dedi ki, her an için sürprizler beklemek doğrudur Erkin Koray'dan. Evet. Bundan sonrası için planlarınız... Mesela bende her zaman aşağı yukarı 2 kasetlik falan bir şey vardır torbada. Elime attığım zaman 2 kaset çıkar da, son zamanlarda plak şirketleriyle anlaşamıyoruz. Onlar... dansözlere falan yaptıkları sözleşmeleri, o öyle bir dünyanın içine girdiler galiba. Aynı sözleşmeyi benim de önüme koyuyorlar. O konuda anlaşamıyoruz. Ama inşallah böyle sözleşmeyi de Erkin abilerine göre uygun bir şekilde getirip yapan bir plak şirketinle bir kaset yaparım. Olmazsa da bir şekilde yaparım yani plak şirketi. Olmasa en da olur. En son ne zaman albüm çıkardınız? Yani iyi bir sağlam sıkı bir plak şirketinden çıkarsa iyi olur tabii ki de. Ama olmazsa da olur. Bir şekilde en çıkarız. En son ne zaman çıktı albümünüz? Epey oluyor yine. 4 sene falan oluyor galiba. Değil mi? 4-5 yıl oldu epey, yani. Evet. Hoş ben yapacağımı yaptım da ama olanları da vereyim yani ben de. Niye anlaşamıyorsunuz plakçılarla? Şimdi... Yani... Dansözün kaybedecek bir şeysi yok. Onlar basıyorlar imzayı da ben... Yani sanıyorum söyleyeyim. Sizin istediğiniz şeylerden değil, onların sizden istedikleri şeyden kaynaklanıyor bu anlaşma. Evet, herhalde. Hı-hı. Yani o havaya da girdiler herhalde. Yani buradan anons ediyorum kendilerine. O havaya girebilirler ama yerine göre bakmak lazım konulara. Hı-hı. Sanatçı deyip böyle herkesi aynı kefeye koymak olmaz zaten. Sanatçı sözünü de bir hayli yıpratıyorlar. Dolayısıyla yani bu konuda bilmiyorum.
güzel bir sözleşme önüme gelecek olursa bir plak şirketinde kaset yaparım. Her şeyi de yapabilirim yani. Eskileri de yapalım dersek yaparız. Nasıl olursa yeni de var bende, dediğim gibi. Çuvala elimi soktum yani, zaman. Plakçılara da buradan duyurmuş olalım. Ya, o bu tür bir imkan duyurmuş var. Olalım. Biliniyor zaten. Ben biraz vatandaşa da bu konuda bilgi vereyim diye söyledim. Plakçılar bile çok görüştük. Zaten biliyor. Onlara malum. Biliyorlar konuyu. Evet. Bir ara siyasete girdiniz. Evet. Yani özellikle bir muhalefet edilmesi gerektiğini düşündüm. O sıralar Türkiye'yi zor durumlara düşürecek bir idare vardı diye düşündüm. Yani uygun bulmadım ve öyle bir o sırada muhalefette olan, ana muhalefette olan hangi parti ise, bunun adı hiç önemli değil. Herhangi biri olabilirdi. Oradan birkaç sene öyle bir şeyim oldu, çalışmam oldu ama bana göre değil. Ben iyiyim böyle. Ben yani şarkımı siyaset, söyleyeyim. Siyaset bana göre değil. Bana göre değil. Diyorsunuz. Evet. Oralar bana göre değil. Şimdi kimseyi de kırmayayım buradan bir şey söyleyip. Bana göre değil. Yeter o kadar. Evet. Şimdi birincisi Erkin Koray'ın saçları hala uzun. Hala başladığı noktada yani, duruyor. Olan kadar olanlar uzun. Evet. Olanlar uzun. İkincisi evet. İstiklal Marşı. Ne tarafa tarayayım tavsiye edersiniz? Şu hali iyi. İyi yani, mi? Peki. Bozmayın bence. Ama plakçılar ne der onu da bilmiyorum. İstiklal Marşı konusunda bir çalışmanız var. Onu da yine inşallah tanıklarda inşallah. Bir gün dinleteceğiz. Ben size onu bir şekilde ileteyim. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir gece yaşadık. Sağ olun. Tanıklarınız anlattı. Siz söyleyeceklerinizi söylediniz. Siz de çok güzel hazırlamışsınız. Gerçekten çok memnun oldum. Ben de size sonsuz teşekkürlerimi bildirmek isterim buradan. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program hazırladınız. Son bağlanan isim Sayın Okay Temiz'di. Onun da katkısı olan bir şarkıyla isterseniz bitirelim. Olabilir. Yine çok bilinen bir Erkin Koray klasiği. İyi olur. Esrar abim. Esrar abim. Size çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, tanıkların sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Türk rock müziğinin babası Erkin Koray'dı. Yine Erkin Koray, bir Erkin Koray klasiğiyle sizlere veda ediyoruz. Haftaya pazartesi gecesi bir başka tanığımızla baş başa olacağız.